Bu dersimizde zaman çizgisini etkili kullanmak için gerekli işlemlere göz atacağız. Zaman çizgisi ve trendlere hakim olmak birçok işlemimizi kolaylaştırmakla birlikte farklı yöntemlerle sekans düzenlemeleri yapmamızı sağlar. Proje panelinde seçtiğimiz bir klibi panelin altında yer alan yeni ikonunun üzerine sürükleyelim ve yeni bir sekans oluşmasını sağlayalım. Yeni sekans oluşmakla birlikte seçtiğimiz klip zaman çizgisinde en başa yerleşecektir. İstersek proje panelinde seçtiğimiz klibin ismiyle oluşan sekansa yeni bir isim verebiliriz. Zaman çizgisine eklenen klibi daha yakından görmek için zaman çizgisini kaydırma çubuğu aracılığıyla yakınlaştıralım. Zaman çizgisiyle çalışırken bazen bu yakınlaşma da yetmeyebilir. Diğer trackleri de ayrıntılı ve geniş görmek isteyebiliriz. Bunun için Shift çift tırnak tuşlarını kullanarak paneli tam ekran görüntüleyelim. Varsayılan olarak 3 adet video track ve 3 adet audio track oluşturulmuş bir halde zaman çizgisi hazırlanmıştır. Aşağı bakan küçük üçgenler ile trackleri açıp kapayabiliriz. Örnek olarak video 1 track'ini daraltalım. Çok fazla track ile çalışırken bu seçenek işimize yarayacaktır. Video 1 track'ini tekrar genişletelim. Varsayılan olarak klibin ilk karesi küçük resim olarak gösterilmektedir. Buna ilave olarak sarı çizgi video klibin şeffaflık değerini göstermektedir. İstersek bu çizgiyi aşağı çekerek şeffaflığı azaltabiliriz. Varsayılan olarak %100 değerinde gelmektedir. Video 1 track'in isim bölmesine dikkat ettiğimizde birkaç farklı düğme göze çarpmaktadır. Örneğin küçük kare içerisinde taşıdığı simge ile yer alan Set Display Style seçeneğine göz atalım. Bu düğmeye tıkladığımızda video track farklı görüntüleme seçeneklerinin listelendiğini göreceğiz. Örneğin ilk seçenek olan Show Head and Tail komutu uygulayalım. İlk karesi görüntülenen video klibin son karesini de görüntülendiğini fark edebiliriz. Klibi uzattığımızda son karenin değiştiğini gözlemleyebiliriz. Set Display Style seçeneğini tekrar açalım. Bu kez Show Frames seçeneğini uygulayalım. Gördüğümüz gibi tüm kareler sığdırabildiği oranda görüntülenmeye çalışılmaktadır. İnce düzenlemelerde de bu seçenek işe yarar özellikler sunmaktadır. Zaman çizgisini yakınlaştırdığımızda çok daha fazla karenin görüntülendiğini görebiliriz. Bazen de düzenleme seçeneklerinin daha sade olması istenebilir. Bunun için aynı bölümden Show Name Only seçeneği ihtiyacımızı karşılayabilir. Sadece klip ismi çıkacak, ilk kare ve şeffaflık çizgisi görüntülenmeyecektir. Son olarak varsayılan seçeneğimiz Show Head Only tercihine geri dönelim. Bu listede yer alan Show Marker seçeneğinin aktif olduğunu, yani eklediğimiz işaretlerin görüntülendiğini de belirtelim. İstersek bu özelliği de kapatabiliriz. Set Display Style seçeneğinin hemen yanında yer alan Show Keyframes seçeneklerine göz atalım. Bazen yanlışlıkla da oluşan şeffaflık değişimlerinde bu seçenek kritik rol oynar. Bu hatayı sıklıkla yapıyor, istemeden kliplerin şeffaflıklarını değiştiriyorsanız Show Keyframes seçeneğini Hide Keyframes olarak değiştirebilirsiniz. Böylece şeffaflığı ayarlayabildiğimiz sarı çizgi görüntüden kalkacaktır. Simge üzerindeki çizgi işaretiyle de anahtar karelerinin görüntülenip görüntülenmediği de anlaşılabilir. Shift çift tırnak ile genel görünüme geri dönelim. Video 2 track'ine video 1'e eklediğimiz klibin üzerine gelecek şekilde yeni bir klip ekleyelim. Klibi direkt zaman çizgisinde video track'i üzerine taşıyarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Video 2 track'i varsayılan olarak daraltılmış görünümde gelir. Üzerindeki üçgen ikonuyla video 2 track'ini genişletelim. İster istemez alan darlığı oluşabilir. Bunun için zaman çizgisi panelimizi tam ekran görüntüleyelim.
Şeffaflık ayarını yanlışlıkla değiştirmemek için Hide Keyframes olarak değiştirelim. Benzer uygulamaları audio track'lerinde de yapabiliriz. Audio bir track'i genişletelim. Set Display Style seçeneğini açalım. Buradan Show Where From ya da Show Name Only seçeneklerini görebiliriz. Özellikle audio track'lerde yatay yakınlaştırmanın yanında dikey olarak da daha fazla görüntü alanına ihtiyaç duyabiliriz. Bunun için Audio 1 ve Audio 2 katmanları arasına faremizi yakınlaştıralım. Aşağı doğru basılı tutup çektiğimizde dikey eksende de daha geniş bir alana sahip olduğumuzu görebiliriz. Aynı işlemi Video 1 ve Video 2 trackleri arasına konumlanarak gerçekleştirelim. Genel görünüme geçtiğimizde bu işlemlerimizi uygulamaya devam edebildiğimizi göreceğiz.